Evet, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Allahümme allimna ma yenfe'una ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasan fiddin. Evet, geçen dersimizde arkadaşlar şart edatlarını ve şart edatlarından sonra gelen cümlelerin fiil mazi ve fiil muzari olup olmadığını ve normal koşulların dışına çıkıldığında, yani levden sonra fiil mazi gelmesi gerekirken fiil muzari geldiğinde veyahut da inden sonra fiil muzari gelip benzer şekilde izadan sonra fiil muzari gelmesi gerekirken fiil mazi gelinmesi durumunda bunun belagî bir kaygıya istinaden yapıldığını görmüştük geçen derslerimizde. Ve artık o konuyu bitirdik, şart edatını. Ama bizim asıl konumuz müsnedin ahvaliydi, değil mi? Yani müsnedin durumlarını işliyorduk. İşte müsnedin marif olması, müpteda olması işte falan. Şimdi de yine müsnedle ilgili yeni bir konuya. Ve emme tenkiruhu, müsnedin nekire olarak gelmesi. Yani müsned neden nekire olarak gelir? Değil mi? Bugün inşallah onu işleyeceğiz. Fel iradeti ademil hasri vel ahdi. Evet. Orada bilinmenin ahdin, tarifin, bilim marifeliğin olmadığını beyan etmek için, değil mi? Gelir. Ke kavlike Zeydun katibun ve Amrun şairun. Evet, burada ne olmuş değerli arkadaşlar? Katibun gördüğünüz gibi nekir olarak gelmiş, şairun da nekir olarak gelmiş. Burada bir hasır, bir marifelik ahdin olmadığını belirtmek için nekir olarak gelmiş. Evli tefhimi, değil mi? Veyahut da tefhim için, büyütmek için gelir. Ne gibi? Nahu huden lil muttakin, muttakiler için hidayettir. Tabi bu mahzuf mübtedanın haberi kabul edilirse yahut da zelkel kitabın haberi kabul edilirse, yani ayette elif lamim zelkel kitabu la raybe fi hudellil muttakin. Yani burada bunun irabı yapılırken bir zelkel kitabının haberi diyorlar hudene. Yani zelkel kitabu hudellil muttakin, bir de mahzuf mübtedanın haberi diyorlar. Yani her iki durumda da bizim için fark etmiyor, sonuçta huden nekire olarak geliyor, değil mi? Haber, müsnedimiz nekire olarak gelmiş. Bunun sebebi ne? Burada bir marifeliğin olmadığını belirtmek için ilkinde. Ama burada tefhim, yani huden lil muttakin, muttakiler için, yani zelkel kitabı huden, bu çok büyük bir hidayettir, değil mi? Bunu belirtmek için hidayetin, doğruluğun tüm yönlerini bu kitap içine alır. Tüm her şeyi kapsar. Hidayet bunun kaynağıdır anlamını belirtmek için gelmiş. Çünkü bakın, unutmayın, hani daha önceki derslerde de görmüştük. Tenvin hem tefhim bildiriyordu hem de tahkir bildiriyordu cümlenin bağlamından. Yani bazen yüceltme, bazen de küçültme bildiriyordu, değil mi? Mesela tahkir bildirmesi de mesela مَا زَيْدُ شَيْءٍ, Zeyd hiçbir şey değildir. O hiçbir şey değildir. Yani o hiçbir şey sayılmaz. Bak, buradaki şey yani ne oldu değerli arkadaşlar? Bizim haberimiz, yani müsnedimiz, müsnedin burada nekire olarak gelmesi onu tahkir etmek için, onu küçümsemek için. وَاَمَّا تَخْسِيسُهُ, müsnedin tahsisine gelince, yani mübteda haberden haberin, değil mi, tahsisine gelince, bil idafeti izafetle, mesela Zeydun, Zeyd işte gulamu raculin, şu adamın çocuğudur, adamın kölesidir, değil mi? Bak, burada gulamu raculin, burada ne yaptık, izafetle tahsis ettik. Evil vasfi veyahut da vasıfla, sıfatla tahsis edersek Zeydun raculun cahilun, Zeyd cahil bir adamdır. Bak, burada racülü, yani haberi biz ne yaptık? Nekire ile tahsis ettik. Bu ne için gelir? Felikevnil faide etem, fayda tamamlanması için. Yani sen ne diyorsun? Zeydun racülün, racülün cahilun, cahil bir adam. Sen bu racülre Zeydun, Zeyd adamdır demiyorsun. Cahil bir adamdır diyorsun. Niye?
anlam tam olsun, o neyi anlatmak istiyorsan, merabın neyse onu tam ifade et diye bazen ne olur? İzafetle veyahut da sıfatla taksis edilebilir. Ve emme terkuhu, yani taksisin terki, izafetle ve vasıfla taksisin terki fe zahirun mimme sebeka, daha önceki konulardan nedir zaten zahirdir. Ve emme tarifuhu, bunun marif olarak gelmesi fel ifadeti samiyye, samiye ifade etmek, yani karşıdaki dinleyiciye muhataba bildirmek içindir. Hukmen, bir hükmü, bir durumu ale emni malumin lehu, kendi yanında, kendi zatında bildiği bir şeyi bihte turuku tarif, marifelik yollarından birini kullanarak samiye ifade etmektir. Bi'ahara misli, onun misli olan farklı bir şeyi ifade etmektir. Ev lazime hukmin kezel, lazime hukmin kezel. Bu arkadaşlar hükmen üzerine atıf lazım kelimesi. Yani fel ifadeti samiye hükmen ev lazime hükmin kezelik. Yani bir hükmü ya samiye ifade ettireceksiniz ya da bu hükmün lazımını, yani ifadeyi haber bile lazım ifade vardı ya, şunu söylüyor. Ya muhataba anlattığınız şeyi muhatap hiç bilmez, değil mi? Bunu ifade edersiniz veyahut da bildiği bir şeyi ona yeni ifade edersiniz. Biraz hani belat işte derslerinin başında zaten görmüştük. Lazımül faydetül haber, bir de lazımül faydı. Faydetül haber neydi? Mesela karşınızdaki kişi bilmiyordu. Zeyd alim midir değil midir? Siz diyorsunuz ki Zeyd alimdir, değil mi? Bu nedir? Faydetül haber. Bir de lazımül fayde var. Lazım faydetül haber. Bu da aslında muhatabın bildiği bir şeyden bahsediyorsunuz. Onu söylüyorsunuz. Sen dün şöyle yaptın. Zaten karşındaki muhatap onun kendine ne yaptığını biliyor. Sen ona ne yapıyorsun? Onun bildiği bir hükmü söylüyorsun. Buradaki lazimi hükmü kederlik dediği karşının, muhatabın bildiği şeyden bahsediyor. Yani aslında burada arkadaşlar müpteda ve haberin malum olduğundan bahsediyor ve her ikisi malumsa da ne yapıyor? Mesela Zeydun ehuke ve Amrun el muntaliku, burada ikisi de marife olarak gelmiş, değil mi? Burada yani Zeyd biliniyor. Bir de sen onun kardeşi olduğunu da biliyorsun. Ve bu ikisini birleştirerek Zeydun ehuke diyorsun. Veya mesela karşıdaki kişi Zeyd'i biliyordur ama kardeşini bilmiyordur. Değil mi? Sen de ona bu ikisini birleştirerek ne diyorsun? Zeydun ehuke diyorsun. Burada yani ikisinin de marif, ya şöyle, ikisinin nekiri olmayarak gelme durumu zaten yok müpteda ve haber. Müpteda ve haber marife olarak gelirse de ikisini de sen biliyorsundur. Bu hükmü samiye ifade etmek istiyorsundur. Bunun için gelir diyor. Vessani yuha bi itibari tarifil ahdi vel cinsi. İster bu marifelik ahd için olsun, ister cins için olsun fark etmez. Ve aksihime, veyahut da bu iki misal, yani huke zeydun vel muntalib amrun var ya, bu iki zikredilen örneğin aksi de yine böyle oluyor. Hiç fark etmiyor. Her ikisinde de ne oluyor? Samiye bir bilinen bir konuda marifelik yollarından birini kullanarak bir hükmü söylüyorsun veyahut da onun gerektirdiği lazımını söylüyorsun. Yani lazımül faideyi, daha doğrusu gerektirdiğini değil, lazımül faideyi, bildiği şeyi söylüyorsun. Ve zani ikincisi, yani cinsin marifelik yapması. Kad yufidu kasrel cinsi ale şeyin tahkiken. Bir şeye gerçekten, yani tahkikan o cinsin o şeye kasrını gerektirir. Yani mesela Zeydun el emir. Şimdi sen Zeydun el emir dersen ne olur biliyor musun? Sadece Zeyd emirdir olur anlamı. Bak normalde Zeyd demek, değil mi? Emir demek, yani oranın yöneticisi demek. Ama sen burada cinsi ne yaptın? Marife olarak söyledin ve sen dediğin neydi? Tariful cins. Yani onu o cinse getirdiğin için, cins kelimeye, emire ne oldu? Elif lam taksuna getirdiğinde hasr ifade etti. Hasr ifade ettiğinde de biz nasıl tercüme ediyoruz Türkçe'ye? Sadece. Sadece Zeyd emirdir anlamı verdi.
bir şeye gerçekten tahkiken o şeye kasretmek için kullanılır. Ev mübalağaten, bak bu tahkiken dediği emirin gerçek bir padişahın orada gerçekten bir kişi Zeyd olmasıyla alakalı. Ev mübalağaten li kemalihi fihi, ya da o konuda o kadar kemale ermiştir ki onun mübalağasını ifade etmek için kullandı. Ne gibi? Amru ne şuca'u. Amr cesaretlidir. Ya sadece Amr cesaretlidir. Ya aslında sadece Amr cesaretli mi? Değil. Ama Amr şecaatte o kadar üst bir zirveye, o kadar kemale ulaşmış ki bunun mübalağasını ifade etmek için ne yapıyor? İkinci kelime marife olarak geliyor. Amr zaten marife müpteda. Haber de bizim müsnedimiz. Müsnedimiz ne olarak geliyor? Marife olarak geliyor. Müsnedin burada marife olması cinsin ifham taksının girmesine yapıyor. O cinsin o şeye mübalağaten kasır ifade etmesini sağlıyor. Vakile şöyle denilmiştir. Ya sanki bu örnekte Amr'ın şücağı da şöyle diyor. Sanki Zeyd'in dışında kemal derecesinde hiç kimse de şecaat yoktur. Sadece sanki bu konuda cesaret Zeyd'de, Amr'da vardır anlamında. Benzer bir durum diyor. Mesela bu cinsi müpteda yaptığınızda da böyle olur diyor. El emiru Zeyd'in ve el şücağı Zeyd'in, aynı durum burada da geçerli diyor. Bu ikisi arasında bir fark yok. Yani kısaca diyor, eğer lam-ı cinsle marife yapılan, bakın unutmayın bu lam-ı cinsle ilgili, lam-ı ahdle ilgili değil. Tariful ahd, tariful cins dedi ya, bu tariful ahdle ilgili değil, tarif-i cinsle ilgili olan. Bu diyor, müpteda yapılırsa habere kasredilmiş olur, ister haber marif olsun ister nekir olsun. Eğer habere yapılırsa da müptedaya maksur olur diyor. Evet, vakil şöyle denilmiştir, bu Zeydun el-Muntaliku vel-Muntaliku Zeydun bahsinde gibilerde el ismu mutayyinun mutayyinun lil-ibtida, isim müpteda olmaya tayin edilmiştir, müpteda olmak için belirlenmiştir, değil mi? Zeydun orada isim müpteda olacak. Yani müpteda Zeydun el-Muntaliku, bir de el-Muntaliku Zeydun, iki tane ya. Burada müpteda hangisi? El-Muntalik mi Zeyd mi? İkisi de marife. Şimdi bizim konumuz ne? Müsned. Yani haber. Şimdi şöyle bir şey var diyorlar. Şimdi Zeydun il Muntaliku müpteda. Hadi Zeyd müpteda dedik. El Muntaliku Zeydun. Müpteda hangisi? Şimdi diyorlar ki el ismi mutayyun lil ibtida. İsim müpteda olmaya layıktır. Onun için belirlenmiştir. El Muntaliku Zeydun da olsa, Zeydun Muntaliku da olsa müpteda hangisidir ibtidayı hak eden? Zeyd'dir diyor. İsimdir çünkü o diyor bak. Neden li delaleti ale'z-zati ve's-sıfa? Yok li delaleti ale'z-zati, zata delalet ettiği için. Zeyd zata derdi ve sıfatu ötürü olacak lil haberiyye, sıfatsa haber olma, ister önde gelsin ister arkada gelsin. El Muntaliku Zeydun dedin. El Muntaliku müpteda, Zeydun haber olmaz diyorlar. Zeyd müpteda olacak, El Muntaliku haber olacak. Neden? Çünkü sıfat, burada sıfat dediğine müştak. İsim fail, isim mef'ul, sıfat-ı müşebbehe. Bu diyor sıfat olması haber olmasına tayin edilmiştir. İsim olması ise müpteda olmaya tayin edilmiştir diyor. Neden? Delaleti ala emrin nisbi. Çünkü haber olmakta nisbi bir duruma delalet vardır. Zaten haber ne yapar? Bir şeye delalet eder. Zeydun alimun. Zeyd'in alimliğine, Zeyd'in cahilliğine delalet eder. Ve de evet. Bu görüş ne olmuş? Reddedilmiş. Neden? Bi'ennel mana şöyle var. De bi'ennel mana eşşahsul lezi lehu sıfatu ve sahibul isim. Ha. Yani eşşahsul lezi lehu sıfatu sahibul isim. Yani bu ismin sıfatın sahip olduğu şahıs diyerek, tevil edilerek, değil mi? Sahibul isim. Bu ismin sahibidir. Yani sıfat ne yapıyor? Zata delalet eden şekle getiriliyor ve müsnedun diye kılınıyor. İsimse o nisbi emre delalet eden şey kılınıyor arkadaşlar. Şimdi o emme kavnu, peki bizim konumuz neydi? Müsned değil mi? Peki müsned cümleten neden cümle olarak gelir? Ya şimdi sizin normalde müsned ne? Zeydun alimun.
Müfred olarak yazdım. Peki cümle olursa Zeydun Ebu Kaimun veyahut da Zeydun Cae Ebu böyle olursa veya Zeydun Kame gibi olursa Felit Tekavvi ne için gelir? Tekavvi için gelir değil mi? Yani bu cümle gelmesi müfred gelmesinin zıttı olarak zikredildi burada bunu bilmiyorum. Evli kevnihi sebebiyen veyahut da sebebi sıfat olur. Ya mesela Zeydun Ebu Kaymun var ya, Zeydun Ebu Kaymun. Aslında burada cümle olarak geldiğinde ne oluyor? Sebebi haber. Daha önce Sekakin konusunda işlemiştik yani. Aslında Zeydun Ebu Kaymun, Zeyd'in babası Kaymun'dur. Normalde biz Zeyd'den haber vermiyoruz değil mi? Ebu Kaymun babasının kıyamından haber veriyoruz. Burada neden cümle olarak geldi Zeyd Ebu Kaymun? Yani Zeyd'in kendisinden değil de babasından haber vermek için. Burada sebebi olarak geldiğini ifade etmek için geldi. Lima merra bu konu bu müfred olması, haberin müfred olması konusunda ayrıntılı görmüştü. Ve ismiyetu ma fi'liyetuha ve şartiyetuha lima merra. Yine müsnedin fiil olması, isim olması, şart cümlesi olması da daha önce geçti. Müsnedin ileyhti. Ya şimdi konu arkadaşlar şunu da lima merra diyor. Sebebi şu, konuyu daha önce işlediğimiz için yani müsnedin sebep için olmasını, tekabbi için olmasını falan hep lima merra değil konuyu geçiyor yani. Ve zafiyetuhme neden zaf olarak gelir? İhtisar fiiliyeti. Fiili ihtisar etmek için zarf olur. Zarf dedi cair mecrur da bunun içine dahil. İz huve hiye mukadderetun bil fiil aliyasa. Çünkü diyor sayı olan görüşe göre orada bir ne var? Fiil var. Yani mesela zeydun fiddari. Niye sen Zeydun Fiddari diyorsun, zarf olarak getiriyorsun haberi? Burada ihtisar etmek için. Çünkü bu cümlenin aslı nedir? Zeydun hasale fiddari. Ev istekarra fiddari değil mi? Yani carle mecrur mutallakı nedir? Umumi fiillerden bir fiil. Yani sebete, leves, işte sebete, veka, kâne gibi olmak bildiren anlamına gelen istekarra gibi bir fiil. Dolayısıyla burada sen Zeydun hasülün fiddari yerine ne diyorsun? Zeydun fiddari diyorsun. Evamme tehiruhu müsnedin ileyhin tehiri pardon müsnedin tehiri neden tehir edilir? Feyyene zikrül müsned üleyh çünkü müsnedin ileyhin zikre hemdir. Dolayısıyla müsnedin ileyh başta zikrediliyor. Müsned sonra nisledir. Kemal Mera bu konu geçti. Evamme takdimuhu bak niye o zaman takdim edilir müsned? Ve taksisi bil müsned ileyh müsnedin ileyhe müsned taksis edildiği için. Bak taksis edilmek kasırla, hasırla burada aynı manadaydı kitabımızda. Dolayısıyla da sadece diye tercüme ediliyordu. Değil mi? Mesela la fiha gavlun. Orada ne yoktur? Böyle bir sarhoşluk falan yoktur. O içkide yani bi hilafi humur dünya. Ey bi hilafi humur dünya. Dünya içkilerinin aksine böyle bir orada bir ona zarar veren bir gavul yoktur. Ve fina billahi raybe fi. Değil mi? Bak burada ne var? Kasır var. Niye? Müslüman mülihe taksis var. Yani o demek ki dünyadakilerde gavul var mı? Var. Sadece ahirettekilerde yok. Bak sadece ahirettekilerde yok. Bak ve lihaze lem yukaddemiz zarfi nahuhi la raybe bak bu yüzden de la raybe fi onda şüphe yoktur var ya sadece onda şüphe yoktur demedi de onda şüphe yoktur dedi. Çünkü la fiha raib deseydi ne olurdu? Sadece onda şüphe yok olurdu. Haber var şimdi konumuz haber ya. Haberin zarar şey olması, takdim edilmesi. Biz burada haberi la fiha'deki la raybe fiha'deki fihi biz la raybe fihi'deki fihi biz takdim etsek ne olur? Taksis olur. Taksis olursa ne olur? Sadece anlamı veririz değil mi? Sadece onda şüphe yoktur. Ya sanki Allah'ın diğerinin dediği kitaplarda şüphe varmış olur değil mi? Bu anlamı ifade etmemek için ne dedi? La raybe fih dedi. La fiha raybe deseydi sadece bunda şüphe yok. Diğerlerinde şüphe var olurdu. Yani bu yüzden ne yapmadı? Takdim etmedi haberi. Neden? Ha, şimdi açıklıyor zaten bak. لِيَلَّا يُفِيلَ سُبُوتَ الرَّيْبِ فِي سَيْرِ كُتُبِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın diğer kitaplarında raybın sabit olmadığını ifade etmek için böyle söyledi.
evi tembihi veyahut da ne olur değerli arkadaşlar? Tembih için olur. Yani müsnedin takdimi, müsned biz takdimi, emme takdimuhu dedik ya. Müsned neden takdim edilir? A, taksis için. Yani haber neden başa alınır? Ya taksis için, la fiyâ gavulde olduğu gibi, veyahut da tembih için. Neye? Min evvelil emir. Hemen ilk baştan alenne o haberun. Haberdir. Bak bu haberdir. La na'tun. Sıfat değildir. Değil mi? Bunu belirtmek için, çünkü sıfat olsa başından olması lazım. Men'utun olması lazım. Yani mevzufun olması lazım. Ne gibi? Lehu himemun la munteha likibariha likibariha ve himmetu sugra ecellu mineddeh. Evet, onun sınırsız neleri vardır? Himmetleri vardır ve himmetu sugra, onun küçük bir himmeti, ecellu mineddeh, zamandan daha büyüktür. Yani on, burada bak ne dedi? Himemun lehu demedi. Bak lehu himemun dedi. Haberi ne yaptı? Ya himemun lehu normalde mübteda haber değil mi? Ama burada haberi, haber olan lehuyu himemunun başına getirdi. Bunun ne için getirdi? Tembih alennehu haberun. Bu lehunun haber olduğunu belirtmek için. Sıfat olmadığını belirtmek için. Evet, tefauli veyahut da tefaul içindir. Değil mi? Evet, teşvik ile zikri müsnedin veya zikreden müsnedin üleyhin zikrine teşvik içindir. Ya mesela sen ne demiş ki kavli şu söz bir selasetun, bak üç şey ki demiş değil mi? Tuşriku dünya bir behçetiye, güzelliğiyle ne yapar? Dünyayı aydınlatır. Şemsu duha ve bu ishak vel kamer. İşte duha ışığı, duha vaktinin Ebu İshak ve kamer. Burada ne yaptı arkadaşlar? Selasetunu hemen söyledi. Yani burada müsnedi söyledi. Hemen böyle ne yaptı? Üç şey var ki dedin değil mi? Bir müsnedün ileyhe bir iştiyak duydu. O acaba bu üç şey ne? Hemen bunu belirtmek için, buna dikkat çekmek için ne yaptı? Haberi takdim etti. Evet, tembih. Kesirun mimme zekerehu fi hadzal bab. Bu babta zikredilen, zikrettiklerinin çoğu, yani müsned var ya, konumuz buydu. Müsnedde zikredilenlerin çoğu vellezî kablehu, bunun öncesi, o neydi? Müsnedun ileyh. Biz müsnedun ileyh işledik. Ya isnadı işledik. Müsnedun ileyh işledik. Şimdi müsnedi işledik. Diyor ki bu konu önceki, yani müsned ve müsnedun ileyh işlediğimiz konular var ya, bunların çoğu gayr-ı muhtasim bihime. Bunlara has değil. Yani illa müsned ileyh has değil bu konular. Biz bunları burada işledik. Evet, ama sadece buraya has değil. Bu yerlerin dışında da geçerli. Kezir ve hasu ve gayrihi, zikir, hazıf ve işte marifelik, nekirelik, takdim, tehir var ya, bunlar sadece bu konu için geçerli değil, hemen her yerde var diyor. Vel fetinu, zeki adam idâ etkani itibara zâlike fîhime. Bu mübteda, yani müsnedün ileyh konusunda bunları iyice itkan eder, öğrenirse la yefâleyhi itibaru fî gayrihime. Bu ikisi dışında da artık bu konulara ne yapabilir? Bilir. Hiçbir sorunu kalmaz diyor. Yani aslında işlediğimiz bu konular müsnedün ileyhe has değil. Bak bu konular burada iyi bilen diğer konularda iyi bilir diyor. Şimdi ahval-ı mütallikatil fiil. Fiille alakalı mütallik, fiilin mütalliklerinin ahvali hakkında bir fasıl, bir bölüm geliyor değerli arkadaşlar. Bunu da inşallah diğer dersimizde işleyelim. وَاَخِرْ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ